Hastamız karın ağrısı, bulantı, kusma şikayetleriyle geldi. Hastamızın çok şiddetli ağrısı vardı. Enfeksiyon değerleri çok yüksekti. Tomografide böbrekteki kanlanmanın azaldığı tespit edildi. Kızı koroner anjiyografi ünitesine aldık. Böbrek damarını görüntülemek için. Yaptığımız anjiyografide böbrek katar damarını görüntülediğimiz, renal anjiyografi dediğimiz anjiyografide damarın %100 tıkalı olduğunu gördük şuradan. Çok sık görülen bir hastalık değil çünkü. Tablo değil, nadir görülüyor. Hasta özellikle pıhtı atmış damarına ve bu pıhtı atma sonucunda damarı tıkanmış. Tırmak için özel borular yöntemiyle kateter dediğimiz özel borularla bu bölgeye gelerek özel enjektörlerle buradaki pıhtıyı çekme işlemi yaptık. Pıhtı gördük. Bu pıhtıyı duvara haksetmek için de stent tedavisi uyguladık. Stent tedavisi uygulandıktan sonra damarda belirgin bir açıklık sağlandı. Bu vakamız bizim renal arter trombozu ismini verdiğimiz, çok nadir gördüğümüz, 1000 hastada bir kişide gördüğümüz çok nadir görülen bir hastalık. Böbrek atar damarının pıhtıyla tıkanmasını çok fazla görmüyoruz. Çok çok nadir görülüyor. Bu işlemin bizim için önemli kılan yanı bu işlemimizde Erzincan'da ve bölgede bu şekilde stent tedavisiyle ve ilgili tedavilerle düzeltilebilen ilk vaka olmasından dolayı. Hastamız bize şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma şikayetleriyle geldi. Çok şiddetli bir karın ağrısı vardı. Enfeksiyon değerleri yüksekti hastamızın. Biz hastaya hemen ilaç tedavisi, medikal tedavi başladık. Takibinde de tomografi dediğimiz karın damarlarını görüntüleyen, böbrek atar damarını görüntüleyen bir tomografi istedik. Tomografide böbrek damarında kanlanmanın olmadığını görünce hastaya acil işlem yapma kararı aldık. Ve bu acil işlemimizde Profesör Doktor Eftal Murat Bakırcı hocamızla beraber aldık, istişare ettik, acil alınması gerektiğini ifade ettik. Hastamıza riskleri anlatarak biz anjiyografi ünitesini hastaya aldık. Anjiyografi ünitesinde hastaya özel teller, özel malzemeler kullanarak, balon ve ilgili kateter dediğimiz borucuklar kullanarak, malzemeler kullanarak bu işlemi gerçekleştirdik. Hastanın masada ağrısı geçti, kliniği rahatladı, toparladı. Takip eden günlerde de servise alındı hastamız ve orada böbrek doktorumuz, nefroloji uzmanlarının, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının da desteğiyle birlikte hastamız tedavisini oldu ve tam şifayla hastanemizden taburcu oldu. İşlem gerçekten bizim önceden aşina olduğumuz bir işlem değildi. Ancak biz kalp damar tıkanıklıklarını da yaptığımız için, bu işlemlere de müdahale ettiğimiz için böbrek atar damarı gibi büyük damarların işlemleri bizim için çok zorluk oluşturmamakta. Böyle bir vakı olması durumunda hastalarımızın, halkımızın endişe etmesine gerek yok. Erzincan Kardiyoloji Kliniği olarak genç, dinamik bir kadroyla birlikte çalışıyoruz. Hocalarımızdan bizim burada şu an iki profesörümüz var, iki doçentimiz var, üç doktor öğretim üyesi var ve asistanlarımız var. Şu an için 7 tane asistanımız var ve burası gerçekten oturmuş bir klinik olarak Erzincan halkına ve bölge halkına hizmet vermektedir. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz. Sağ olun. Sizin sayenizde sağlığıma kavuştum. Çok şükürler olsun. Amin. Anamdan doğmuş gibi oldu. Zaten söylemiştiniz. Masaya yatınca başlayacak ağrı kesintiniz bitti mi? Dediğiniz gibi de oldu. Covid geçirdim. Covid esnasında şu sol tarafımdan bir şiş çıktı. Bu şişi bir gün sonra kayboldu. Refahiye'deki aile doktorumuz Hakan Köksal Bey'e gittim. Film çektim. Neticede böbreklerimden rahatsız olduğumu bana söyledi. Erzincan Araştırma Hastanesi'ne geldim. Buradaki arkadaşlar gerekli tedaviyi yaparak neticeyi koydular. Böbrekten olduğunu, bana anjiyo aldılar. Masaya yatırdılar. Yattığımdan itibaren sancım kesilmeye başlayacak. Anji bittim mi de sancım komple kesileceğini söylediler. Dedikleri gibi de oldu. Böbrekten anji oldum. Şimdi çok güzel. Sağlığım, sıhhatim hepsi yerinde. Hepsine teşekkür ediyorum. Erzincan'da da ilk olduğunu bana söylediler. Böyle bir vakanın hiç olmadığını söylediler. Güzelce bu Hüsnü hocam ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum.